Ne yazık ki üzücü bir haberle daha devam ediyoruz. Ercan Yazgan'ın geçtiğimiz hafta felç geçirdiği haberini vermiştik. Sonra bir hafta sonra hayatını kaybetti. Cumartesi günü de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninden görüntüler var. Bir taraftan onları izlerken kimler katıldı, nasıl bir törendi onları aktaracağız sizlere. Siz kimleri görebiliyorsunuz? Ah ne zor bir görev bu arada bu buraya katılmak, öyle değil mi? Hem ne Kaç kadar yaşında önemli. kaybettik Ercan? 71 yaşındaydı 71. Ercan Yazgan Aa, çok ama genç yine. hep dinç hatırlıyoruz onu. Hani Genç ama ayakta 71 hatırlıyoruz. eskiden hani bize yaşlı gelirdi ama artık görüyorsun 70 yaşındaki ki Ercan Yazgan da aynı şekilde dinçti. Baktığın zaman Ajda Pekkan da 70 yaşında Evet yani, değil mi? yani Aynen öyle. artık eski hani eskiden yaşlı dediğimiz yaş artık yaşlı değil. Orta İlyas yaşa neredeyse Salman'ı gelecek. gördü. İlyas Salman, Nuri Alço Nuri zaten Alço. hep çok vefalıdır Çok ve Nuri en Alço. Çok çok. vefalılardan Aynen öyle. hakikaten. O yanında da sanırım Havvam sınıfının oyuncularından Teoman Bey mi bilmiyorum, ismini çok hatırlayamıyorum. Kızları katıldı. Muhtemelen Bu arada göremiyorum. tabutun üstünde de Fenerbahçe bayrağı var. Ne kadar koyu bir Fenerbahçeli olduğunu da hani bilmeyenler de öğrenmiş oldu böylece. Bir görüntüleri izleyelim. Ses de varsa verebilir misiniz arkadaşlar? Bizimkiler dizisinin büyük emektarı biliyorsunuz Ercan Yazgan. Dizi kadrosundan da katılanlar vardı tabii cenazeye. Dunkov karakteriyle hafızalarda yer alan Ali Uyandıran oradaydı. Çok üzgün olduğu her halinden belli, haberlere de böyle yansımış. Tiyatrocu Süheyl Uygur, bizim çocukluğumuz, çok üzüldüm. Türk tiyatrosunda çok güzel eserler bıraktı diyor. Nuri Alço'yu görüyoruz zaten, İlyas Salman da orada. Böyle. Bu arada çocuklarıyla ilgili biliyorsunuz hani iki kızı var dedik. Öyle değilmiş meğersem. Neymiş? Hemen söyleyelim. Can Yazgan Özoğlu. Var mı arkadaşlar? Küçük bir röportajı da var. Hah, buyurun gelsin. İnternette sadece dolaşan bir haber bu. Babamın tek oğlu benim. Manevi kızı var Buket. Başka çocuğu mu? Başka çocuğu yok. İnternette sadece dolaşan bir haber bu. Babamın tek oğlu benim. Manevi kızı var Buket. Başka çocuğu mu? Başka çocuğu yok. Tek oğlu benim bir bir tane de manevi kızı kız vardı. var, o da Buket diyor. Buket Dereoğlu'nu söylüyor. Bu arada söyleyeyim, Buket Dereoğlu'nun annesiyle Ercan Yazgan 5 yaşındayken Buket Dereoğlu evlenmişler. Hani üvey babası diye sonra sana gelen mesajda öğrenmiştik ya. Evet. 5 ama yaşından itibaren ama Ercan Yazgan bakıyor, evet, değil mi? Buket Dereoğlu da zaten şöyle demiş. O beni büyüttü, hala benim için babamdır, dahası ve ötesi yok demiş. Çok Canım, güzel. cenaze. Tabii ki öyle. Bu şimdi olaylar çıktı. Hanımefendi soyadı sırf Yazgan diye, onun kızı mı diye bir takım. Billur Yazgan Aha. mıydı? Bravo. Billur Yazgan da sosyal medyasından bir paylaşımda Evet, o bulundu. nedir? O gelebilir ekranı. İlk anda çünkü haberler Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babası olduğu şeklindeydi. Billur Yazgan da diyor ki, siz ekranda görürken hemen söyleyeyim ben de. Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ama basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor diye bir Düzeltmiş. düzeltme yaptı. Soy isim benzerliğinden mi ala bir yakıştırdılar hemen? Ne dersin? Bu biraz hızlı mı haber yapıyoruz acaba? Yani Ya, bütün basın adına söylüyorum bunu. bir şey söylemeyeyim. Niye? Çünkü söylese kötü söyleyecek. Evet. Şu an anlıyorum Peki bundan. Buket Dereoğlu'nun bir açıklaması var demiştin Ali abi, onu sen biliyorsun. Ne dedi Buket? İşte bunu. Bu Buket'in değil mi? Yani ben İşte 5 yaşına annemle itibaren. Ercan Yazgan evlendiklerinde ben 5 yaşındaydım. Ben baba olarak onu biliyorum. Ötesi yok diyor. Bu çok çok güzel bir açıklama. Ben de yani dedim acaba Bilur'la ilgili bir şey mi söyledi? Zaten gerekli açıklamayı Bilur'un kendisi yapmış. O yüzden tekrar tekrar rahmet diliyoruz. Yani rahmet
dilemek yerine. Evet, Billur Yalçın'da bir kabahat yok haber. Ki soy isim benzerliğinden kıza kızı demişler. Ya Can Atay'a katılmadı yapmış. Diye haber bile yapıldı. Ya. Hadi ya. Hadi canım. Yani kızı Billur Yazgan Can Atay. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha son görevinde yanında olanlarda. Bu arada ben bir düzeltme böyle yapacağım. Yani düzeltme yapmayacağım aslında. Biraz evvel dedim ya bekarlığa vedaya giden Allah rahmet eylesin Mina Başar'ın şu anki nişanlısı da ne durumdadır dedim. Yazmışlar aileye olan oluyor. O gider 3 gün sonra birisini bulur. Yani rica ediyorum ya ben kötü düşünmek istemiyorum. İyi düşünmek istiyorum. Beni düzeltmek istemişler. Ailenin içi yanabilir. Ama evlenecek birisi de var. Yani belki çok büyük aşk. Nereden biliyorsunuz? Ve hayatı boyunca belki evlenmeyecek. Olur mu acaba? Ya, evlenebilir aynı zamanda. Evlenebilir. Ama onun acısını da görmemezlikten gelemeyiz. Evet. Zaten o senin söylediğin şey üzerine ben dedim ki olan anne babaya oluyor. Tabii tabii. Hayatın boyunca unutamıyoruz. Tabii ki insan nişanlısını, sevgilisini kaybedince yani dünya başına yıkılır. Yani senin de hayallerin bitiyor. Tabii ki ama yani. Ama tabii asıl bu, olan kolay kolay birinci atlatı, derecede kan bağıdır. Kesinlikle anne, ama babadır. Bunu kolay kolay da ama atlatabilecek hepimiz için geçerli. Yani sen benim arkamdan 3 gün ağlarsın, 5 gün ağlarsın sonra ya bu hayat Tanrı var, böyle maalesef. Bir şey verdi bize, evet. Dayanma gücü verdi. Maalesef. Ben sadece şunu söylemek istedim, hani bir ay sonra evleneceği nişanlısını da düşünmek lazım. Neler yaşıyordur, kendim onun yerine koydum. Şu an tabii ki çok yani. Erken böyle şeyleri evet. Söylemek için. Yok birini bulur üç gün. Çok erken, daha toprağa vermedi ki. Onu söylüyorlar. Ne kadar? Daha cesetlerinin yani. Kimlikleri ya, tespit acayip edilmedi. Ne kadar acayip olduk. El insaf daha kara kutu konuşmadı. Yani kara kutu çözülmeden kara kutudan daha kötü insanlar var ya. Evet. Çözülmüş. Kara kalpler yani var. Şurada bana da yazmışsınız yani, yazıklar olsun. Sana da mı? Yazıklar olsun sana ya. Sana ne yazmışlar? Yani aynı şeyler. Ölenleri eleştiriyorlar. Bana da aynen. Yani hepimize. Zengine parayla ilgili mesaj. Ya Allah aşkına kendi özümüzü hatırlayan. Biz yani ölümün arkasından Ali abi kötü konuşmayan bir millettik ya. Şunu söylemek istiyorum. Böyle özür dilerim. Mina Başaran ölmeseydi, Allah rahmet eylesin, ölmeseydi hanginiz bilebilirdiniz ki böyle bir serveti olan genç bir kız var babadan kalma. Yani o ölünce o servetten size bölüm bölüm pay gelmeyecek ya, yapmayın. Bize ne ya? Bize ne insanların parası? Bizim rızkımız neyse o, ne kadar emek verirsek o kadar kazanacağız. Ne diyeyim, insanlıktan nasibini almamış, bu yorumları aktarmak bile hicap veriyor çok, insana. Çok çok. Yani, eskiden komşumuzun bir şeyi vefat ettiğinde televizyon açmazdık. Saygı bitmiş. Şimdi vefat eden bir sanatçıyı koyuyorsun sayfanda. Sevmeyenler abi, yalaka diyor. Zengin. Ölmüş adama niye yalaka? Zengin ve ünlü nefreti toplumda müthiş. Maalesef. Yani zenginleri kıskanıp nefret edenler. Ünlüleri. Ünlüleri yani dövmek için, sövmek için. Yer arıyorlar. Bir yer arıyorlar. Mutlu bahane arıyorlar. Mutlu insan görmeye tahammül yok. Dökün içinizi, rahatlayın, tamam. Biz tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah genç rahmet kızlarımıza da Ercan Yazgan olduğu gibi kara kutunun bulunmuş olduğunu, uçağın kara kutunun bir kez daha söylemiş olalım. Bir son dakika bilgisiydi bu. Bakalım ne çıkacak? Uçak neden düştü? Şimdi herkes bunu merak ediyor.